Herkese merhaba Tonguç'la. Birleşikler nasıl adlandırılır ve birleşik oluşturma yapacağız Tonguç'la. Hazır mısın? Birleşik edelim. nedir hocam? Birleşik dediğimiz şey iki farklı atomun birleşerek bir araya gelmesi. <laughs> Elanım çok atomlu iyonların isimlerini bilmek zorundasın bir kere. Çok atomlu iyonlar bak karbonat eksi iki yükte. Bunun adı C ile başladığı için karbonat diyoruz. Dişlerimizi beyazlatıyor değil mi? Harika. Bak bu da S ile başladığı için buna da sülfat diyoruz. Bu neyi beyazlatıyor? Bu bunu... hiçbir şey beyazlatmıyor. Bu N ile başladığı için burada nitrat diyoruz. Ya adım, Aa, çok kolaymış bunlar. C karbonat. S sülfat. N nitrat. At at at. Ne atacağız? evladım lazım senle. Atıyorum hocam. Harika. Şahanesin. Takin ol şampiyon. <gülüyor> <Biliyor> <gülüyor> bir evladım ne yapıyorsun? buna ne diyeceğiz peki? P ile başladığı için... Potrat. Hayır fosfat. Ha benziyor diyoruz. Fo, fosfat evet. Zaten P fosfor diyor. Evet fosforus falan. Onun üzerine bak bunlar bir kere at 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 at. Ne ohat yaptım? bu da ohat. Hayır bu ohat değil evet. Bu da özel bir adı var. Hidroksit diyoruz buna evladım. Hakikaten hidroksit. <gülüyor> <gülüyor> hidroksit. Evet buna bakarsak NH4 artı 1 yükte bu da ...amonyum diyoruz Tomuş. Bir kere bunları, bunları ezbere bileceğiz. Bunları ezbere bilmek sana sadece... ...bu sınıfında değil... Bütün de bir, ...bir sonraki sınıflarda hep karşına çıkacak şeyler. Bundan sonra söyleyeyim. Şimdi. Peki bak karbonat, sülfat, nitrat... ...fosfat, hidroksit ve amonyumun yüklerini... ...bilmek zorunda mıyız? Evet. Bu eksi iki. Bu eksi iki. E, fosfor olunca eksi üç oluyor. Nitrat olunca da eksi bir oluyor. Bak hidroksit de eksi bir. Amonyum da artı bir. Bunları bildikten sonra... ...hadi gel bakalım birazcık... Nasıl birleşiyor bunlar bakalım? Magnezyum artı +2 ile nitrat eksi -1 bir birleşirse tomuş, ne oluyordu? Çaprazlama yapıyorduk. Bunun sayısı bunun altına, bunun sayısı bunun altına geliyordu. O zaman diyorum ki magnezyum eksi bir. bir. E, yok eksiye artıya ha, almıyoruz. Sadece yani. sayılarına bakıyorduk. Mg NO3 bunun altına da bunun ikisi geliyor tomuş. Ama parantez ha. koyarak geliyor. Bak bu çok atomlu bir kök olduğu için, çok atomlu iyon olduğu için bunun altına parantezle bir artıları yani. karıştırmıyoruz. Harika. Alttakini üste, üsttekini alta koyuyoruz. Parantezle bu takat çekmeyi unutmuyoruz. Evet parantezi. Peki Mg1'de Mg1'i yazmamıza gerek yok. MgNO3 iki şeklinde de yazabiliyoruz. Anladım. Mesela bak kalsiyum hidroksit. Aynı şekilde bununkini bunun altına, bununkini bunun altına yapıştırıyoruz. O zaman ne oluyor? Ca artık biri yazmama gerek yok. Ee, OH'ın yanına iki koyuyorum Tomuç. Bak. Şimdi peki bunları nasıl adlandıracağız? Bu magnezyum değil miydi? Bu da nitrat değil miydi? Demin öğrenmiştik. Bunu o zaman adlandırırken aşırı basit. Magnezyum nitrat diyoruz Tonguç. Magnezyum nitrat. Bunu adlandırırken bu kalsiyumdu, bu hidroksitti. Kalsiyum hidroksit diyoruz. Bu zor mu sence evladım? Zor hocam. Ne alakası var evladım? <laughs> Şimdi bak bunu hemen adlandıralım. Abi magnezyum nitrat. Ya, bu olmamış. Bu neden olmamış biliyor musun Tomuç? Bu bak, olmamış. Sodyum artı 1 yüklü. Karbonatsa eksi 2 yüklü. Bununki buraya, bununki buraya gelince bu sodyumun yanında burada iki, Hı. burada bir olması gerekmiyor. Bir olduğu Hı. için yazmama gerek yok. Na2CO3. Bunu nasıl adlandırıyorum peki Tonguç Hazretleri evladım? Naci. Hayır. Sodyum, bunun adını okuyorum. Bunun adını da aynen okuyorum. Karbonat diyorum. Bitti bu kadar. Mesela bak, e, sodyum burada. Artı 1 yüklü. Sülfat da demin öğrenmiştik. Eksi 2 yüklüydü. Bununki buraya geliyor. Bununki buraya geliyor. Na2SO4 oluyor. O zaman bunu nasıl adlandırıyorum? Yine aynı şekilde sodyum bu sefer bu sülfattı ya. Sülfat diyorum. doğru Mesela burada da sodyum burada artı 1 e, OH burada eksi 1 e, bununki buraya bununki buraya geliyordu. e Birbirleri yazmama gerek yok. O zaman naohtur bu. Na -oh. Olduğu gibidir. Ve bunun adı da Ay burayı yanlış yazdım. Sodyum hidroksit diyorum Tonguç. Anlaştık mı Tonguç Hazretleri? Anlaştık hocam. Süpersin evladım tebrik ediyorum. Peki içinde kaç atom var soruları da az bazen geliyor. Hemen onları bir incelemeye çalışalım. Mesela bak hidro, e, hidroklorik asit diye ezberleye, ezberleyebiliriz veya hidrojen klorür diye de ezberleyebiliriz bunu. Peki bunun içinde kaç atom var Tonguç sence? Sekiz. Hayır sekiz değil. Bak hidrojenin altında hiçbir şey yazmıyor. Demek ki bir tane hidrojen var. Burada. Görünmeyen bir bir var. Bunun altında hiçbir şey yazmıyor. Demek ki bir tane de klor var. O zaman Cl mi Ce mı? O zaman toplamda iki tane atom var. Bu Cl evladım. He. Yani klor dediğimiz zımbırtı Cl diye yazılır. Kupelong. Kupelong nedir evladım? Şimdi bak H2O yani su diyebildiğimiz zımbırtı da İki tane yazdıysa burada iki tane hidrojen var. Burada hiçbir şey yazmadıysa bir tane oksijen var. O zaman toplamda üç tane atom vardır diyebiliriz sonuç. Anladık mı? Anladım hocam. Süperdi. Çok Süper. Peki h 2 4te ne vardır sonuç? Hemen göstereyim sana. Ee, i̇ki tane hidrojen var. Bunu görebiliyoruz. Bir tane S var Tonguç. Onu da görebiliyoruz. Bunun altında bir tane var. Bunun altında da dört tane oksijen var. O zaman toplamda yedi tane atom var diyebiliriz Tonguç. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Peki burada kaç tane var? Hemen bir bakalım. Ee, iki tane, e 2 tane buna baktığımızda say iki tane azot var. 5 tane oksijen var. Ama demiş ki burada iki varsa bunların hepsini çarpı 2 ile çarpmam gerekiyor. O zaman 10 tane azot ve 10 e, tane oksijen oluyor. O zaman toplamda 20 tane atom oluyor evladım diyebiliriz. Peki sana bir tane zor bir soru sorabilir miyim evladım? Buyurun hocam sorun. Süper zeki bir öğrencisin, tebrik ediyorum seni. Bu herhalde yeni zaten değil mi? Şimdi yok yine de o eski atmayalım. Ee, şu yeşil hocam. Şu yeşili. Yukarıdaki yeşili var ya en sağ. Süpersin. Harikasın Tonguç'um. Mesela diyelim ki e, ee, bak zor bir soru. Zor bir soru dedim. CA CA 3 3 P Ca 3 PO4 PO4 2 2 Burada kaç tane atom var? Tom? Burada kaç tane var atom? <laughs> Hesapla. <laughs> hocam pardon. Rahatsız. 3 <laughs> tane kalsiyum var şurada çok enteresan bir olay var. Bu iki hem fosforu hem de oksijeni etkiliyor. O zaman iki tane fosfor var diyorum. Burada bir tane fosfor var değil mi? Çünkü evet, bu hocam. iki her ikisini etkiliyor. Parantez o yüzden manalı. Bu da dört tane oksijen ama iki tane olduğu için sekiz tane oksijen var diyorum. Toplamda on üç tane atom var diyorum. Tebrik ediyorum seni. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder evladım. Üşenmiyorsun. Toncu Hanım konuda video devam ediyor. Videolar. Hatta burada şey de soralım. Buyurun hocam soru. Ee, bu ödüllü soruda nasıl adlandırılır ve kaç atom vardır diye de soralım Tonguç evladım. Peki sonrasında Tonguç Evim söyledik. Bu videoyu like Bir önceki ve bir sonraki videomuz çok güzelmiş. Hocam bir sonraki videoyu izlemediğim için hemen izleyeceğim şimdi. Bir önceki videoyu zaten bakmıştım konuyu anlamak için. Şimdi...